A-Spor Galatasaray'dan Martin Linz için veda paylaşımı Galatasaray'da 5.5 sezon forma giyen ve mukavelesinin sona ermesinin ardından sözleşme yenilenmeyen Martin Liniz, sarı-kırmızılı kulüpten veda paylaşımı geldi. Galatasaray'dan ayrılarak ülkesinin ekiplerinden Molde'ye transfer olan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Galatasaray'dan bir veda paylaşımı geldi yapılan paylaşımda, Galatasaray'ımızda 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linis hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Birleşen eller açık cilt tonu ifadeleri kullanıldı. İşte o paylaşım. Norveç Galatasaray'ımızda 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnis hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Birleşen eller açık cilt tonu pik.twitter.com Galatasaray Sokak et Galatasaray August Ağustos 17, 2021 SporX. Marko Kerem'e neden saldırdı? Marko neden saldırdı? Marco'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türk oyuncuların saldırmaması için takımdan ayrı uçağa götürülen Brezilyalı futbolcunun neden genç oyuncuya vurduğu da ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi de Marko'ya verilecek cezayı belirledi. İşte anbean be an yaşananlar. Sabahtan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Giresun deplasmanında mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Markao kırmızı kart görüp apar topar soyunma odasına giderken, sonrasında ise takım arkadaşlarının büyük tepkisiyle karşılaştı. Yolda kimsenin konuşmadığı oyuncu, İstanbul'da da takımdan uzak tutuldu. İşte anbean yaşananlar. Soyunma odası. Kerem'den yana tavır alan kaptan Arda Turan ve diğer oyuncular, Marko'nun bu hareketine çok sinirlendi. Soyunma odasında Marko'nun üzerine yürümek isteyen bazı oyuncuları yardımcı antrenörler güçlükle durdurdu. Brezilyalı oyuncu takımdan ayrı olarak havalimanına gönderildi. Ordu Giresun Havalimanı, kimse Marko ile konuşmazken oyuncu tek başına uçağa gitti. Takım otobüsüne alınmadı. İstanbul'a varıldığında da takım otobüsüne alınmadı ve kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı. Metin Oktay Tesisleri takım arkadaşlarıyla arasına mesafe koyulması istenen oyuncunun salı günü Florya'da yapılan antrenmana da katılmasına izin verilmedi. Bunun bedelini ödemeli. Kerem'e saldırısı sonrasında takım içinde kimse Markov ile konuşmama kararı aldı. 25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için takım arkadaşları, Kerem'e yaptığı bu hareketi affetmiyoruz. Bedelini ödemeli, görüşünü paylaşarak topu teknik heyete attı. Necati Ateş ve Hakan Balta sakinleştirdi. Yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari direktör yardımcısı Hakan Balta dönüş yolunda sık sık oyuncuların yanına gidip sakinleştirici konuşmalar yaptı. Neden saldırdığı ortaya çıktı. Kavganın Marco cephesinde ise sus işaretinin patlama noktası olduğu öğrenildi. Muslera ve Arda'nın ardından üçüncü kaptan olan Marko'nun, saha içinde iki kez yerine geçmesi için uyardığı Kerem'in sus demesine sinirlendiği ve ''Sen kaptan mısın bana sus diyorsun?'' diye bağırarak saldırıya geçtiği ortaya çıktı. Marco'nun cezası belli oldu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim, Marco'nun geleceğiyle ilgili karar vermek için salı günü toplandı. Zirvenin ardından Brezilyalı'dan 48 saat içinde savunma yapması istendi. Süresiz kadro dışı ve para cezası. Marco'nun perşembe gününe kadar savunmasını vereceği ve sözleşme fesinin gündemde olmadığı bildirildi. Oyuncunun süresiz kadro dışı bırakılıp, ağır para cezasına çarptırılacağı ifade edildi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.